Önceki bölümlerde dişlerimizi fırçalamıştık, arayüz fırçalarımızı kullanmıştık. Şimdi sırada diş ipi kullanımı var. Önce diş iplerinden bahsedelim. Bu normal bir diş ipi. Bu da Superfloss dediğimiz diş ipi. Superfloss diş ipinin şöyle bir özelliği var. Uç tarafı hafif, sert bir malzemeden üretilmiş. Bu sayede tellerin altına rahatça yerleştirebilmekteyiz. Peki nasıl kullanacağız? Örneğin ön dişlerimizin telin altına yerleştirdik ve buradan aldık. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor? Diş eti papili dediğimiz şu dişlerin arasındaki üçgen şeklindeki diş etine zarar vermememiz gerekiyor. O yüzden diş eti papilimizin üzerine böyle baskı yaparsak zarar görür, zarar veririz. Diş ipini dişe yaslamamız gerekiyor. Yukarıdan bakalım nasıl göründüğüne. Dişi çepeçevre sarmış durumda. Öncelikle dişlerden bir tanesine arayüz temizliğimizi yapıyoruz. Arayüze yerleştirdik. Hafifçe diş eti cebine diş ipini yerleştirdik. Zarar vermeden. Sonra diğer dişe geçtik. Diğer dişi de hafifçe diş eti cebine doğru girecek. Bu şekilde yukarıya doğru çektik ve temizliğimizi gerçekleştirdik. Şimdi diş ipini çıkarabiliriz. Böylelikle arayüz temizliğimiz de tamamen bitmiş oldu. Görüşmek üzere.